Merkezleri Direktörü Oğuz Isıgöllü olacak. Oğuz Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, hoş bulduk. Oğuz Bey, şimdi taze taze enflasyon rakamlarını karşıladık. Bu konu üzerinden de konuşacağız. Tabii burada COVID sürecinin artık kademeli normalleşmeden daha normalleşme sürecine geçişle alakalı da konuşacağız. Çünkü dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bazı yeni şeyler vardı. Dolayısıyla burayı da konuşacağız. HES kodu uygulaması kalktı, açık havada maske zorunluluğu kalktı. Kapalı havada eğer iyi bir havalandırma varsa burada da takılmayacağına ilişkin bazı yenilikler vardı. Benim size ilk sorum bu anlamda şu olacak: kira artışına bir gidelim mi? Çünkü işletmeler en çok bu süreçte önce COVID'den, sonra artan maliyetlerden ve artan enflasyondan tabii kiralarını ödemekte çok zorlandılar. Burada dikkate alınan 12 aylık ortalama tüfe şu anda %26. İşletmelerle bu anlamda bir denge kuruldu mu? Tekrar bir artış bekleniyor mu? Ne söylersiniz? Aslında şöyle, süreç içerisinde pandeminin başından itibaren alışveriş merkezi yatırımcıları markalara, mağazalara çok fazla destekte bulundular. Dönem dönem kiralar alınmadı, kirasız dönemler oldu. Dönem dönem ciro kiraların uygulandığı dönemler oldu ki bu ciro kira uygulaması riski ve yükü tamamen yatırımcının üstüne yıkan bir uygulama. Biliyorsunuz 2018'de aslında Türk parasını koruma yasası çerçevesinde kiralar dövizden TL'ye geçti. Dolayısıyla 2018'deki o uygulamadan günümüze kadar gelen süreçte döviz artışıyla baz alınan tüfe oranları arasındaki makas ciddi anlamda açılmış oldu. Kira artışları beklentinin altında kaldı uzunca bir süre. O şekilde devam ediyor. Üretici üfe ile tüfe arasındaki makasın da açılması, bu da tabii üreticileri, markaları olumsuz yönde etkiliyor günden güne. Son açıklanan oran 25.98 tüfe. Tabii hani realiteyi çok fazla karşılamasa da yaşanılan pandemi süreci dikkate alındığında sektör için, hani geleceği için kabul edilebilir oranlar. Enflasyonun tabii etkisi alışveriş merkezlerinde ve perakende sektöründe ve enflasyon haricinde global yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar, üretimdeki sıkıntılar, işte son dönemde yakın komşularımızda yaşanan olaylar, ülke içerisinde bizim yaşadığımız kur krizleri gibi birçok faktör üretimi, perakendeyi ve satışları olumlu olumsuz uzunca bir süre etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Sorunuz hani HES kodu uygulamasına getirirsem aslında ekonomik tarafına da Oğuz Bey, dilerseniz biz biraz daha bu fiyatlar üzerinden konuşalım. Son olarak HES kodu uygulamasına da geçeceğiz ama burada perakende fiyatlarında mevsimsel olarak düşük dönem artık AVM'lerde, peki gözlemlemeye başladınız mı? Net alışveriş trafiğinde bir artış oldu mu? Yani AVM'ler özellikle metropollerde yaşayanlar için bir yerde gezme yeri de olarak tabii görülüyor ama net alışveriş, yani gelip oradan alışveriş yapan insanlar için sorarsak nette trafikte bir artış gözlemliyor musunuz? Pandemi aslında alışveriş alışkanlıklarında bazı değişikliklere sebep oldu. İnsan hareketlerinde. Bahsettiğiniz gibi daha önce gezme amaçlı çok fazla insanlar alışveriş merkezlerini tercih ederlerdi. Pandemi sürecinde bu alışkanlık biraz azaldı. Daha çok ihtiyaç odaklı insanlar alışveriş merkezlerine gitmeye başladılar. Dolayısıyla ticari olarak hani alışveriş odaklı gelip gerçekten alışveriş yapıp giden insanlar olması sebebiyle alışveriş sepet ortalamaları 3-4 kat seviyelerinde arttı pandemi öncesine göre. Bu olumlu bir şey. İnsanların tabii alışkanlıkları çok kolay değişmiyor ama bundan sonraki süreçte de az da olsa bu yeni yaşam. Ufak bir problemimiz oldu. Oğuz Bey, beni duyabiliyor musunuz şu anda? Duyuyorum Harika Hanım. Tekrar merhaba. Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam edelim. İsterseniz son olarak bu HES kodu konusuna da bir giriş yapalım. Açıklanan normalleşme adımları kapsamında HES kodu uygulaması kaldırıldı. Açık havada maske uygulaması kaldırıldı. Bu anlamda müşteri sayısında bir artış bekler misiniz?
Tabii biz şimdi İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyi bekliyoruz tam uygulama için. Ama ESCO'da uygulaması hayatımızdan kalktı. O kesin. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına istinaden. Açık alanlarda maske kullanımı kalktı. Kapalı alanlarda sosyal mesafe korunduğu çerçevede ve havalandırma sistemleri yeterli olduğu şekliyle maske kullanımı zorunluluğu da kalktı. Aslında bu demek oluyor ki alışveriş merkezlerinde, ortak alanlarda artık maske zorunluluğu olmayacak. Fakat uygulamada en azından biz kendi alışveriş merkezlerimizde mağazalara girerken maske zorunluluğunu bir süre daha devam ettireceğiz. Çünkü mağaza içlerinde sosyal mesafenin korunamadığı durumlar oluşabiliyor. Hı hı. Ama ortak alanlarda bu kalktı. HES kodu uygulaması da kalktı. Bunun etkisi, olumlu etkisi mutlaka olacaktır. Çünkü hem psikolojik etkisi var. Pandeminin günden güne son daha azalarak... Son cümlenizi rica edeyim Oğuz Bey. İnsanlarda olumlu bir hava yaratacaktır bu kesin sektörel olarak. Pandeminin etkilerinin azaldığı algısı oluşacaktır. Tedbirleri elden bırakmadan daha fazla insanlar daha rahat bir şekilde alışveriş merkezlerine gideceklerdir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Oğuz Isıgöl'ü bizlerleydi. Şimdi